Begül hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki Begül'ün konusu biraz programa da damga vurdu. Sen 24 Ağustos tarihinden beri aslında çocuğunu göremiyorsun. Evet, 21 gündür. Hı? 21 gündür göremiyorum. Rüyamda görüyorum onu artık. Dayanamıyorum gerçekten. Onun kokusunu özledim. Annem de beni görüyormuş Türkmenistan'dan, sarılıyormuş televizyona, ağlıyor. Gerçekten dayanamıyorum artık Esra Hanım, gerçekten. Sadece dayan, bunu söylüyorum sana. Begül ülkemize aslında misafir. Oturum hakkını da aldı. Ali Gazi Zincirli ile bir evlilik yapıyor 5 yıl önce. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya geliyor. Fakat ne oluyorsa aslında son bir yıl içerisinde olmaya başlıyor. Ali Gazi haberlerde yabancı uyruklu bir kadının çocuğu kaçırdığını görünce diyor ki benim hanım da diyor bu çocuğu benden kaçıracak diye düşünmeye başlıyor. Evliliklerinde bir anda sorunlar ortaya çıkıyor. Hatta bir akşam böyle evde normal otururlarken hiçbir sorun yokken ağzına bir ilaç tadı geliyor. Hemen ablasını arıyor, diyor ki sanırım karım beni... bana bir ilaç verdi, beni uyutup çocuğu kaçıracak. Sürekli bir sanırım bu paranoyayla dolaşıyor. Ve o tarihten beri, 24 Ağustos tarihinden beri çocukla beraber Aydın'da annesinin evinde. Sanırım şimdi İstanbul'a gelmişler. İstanbul'da ablası ya da farklı bir yerde yaşamını sürdürüyor. Anneye diyor ki sen çocuğunu görebilirsin ama tek bir şartla. Döneceksin, geleceksin, benimle barışacaksın. Benimle bu evde, benim şartlarımla, benim isteklerimle yaşayacaksın. Eğer bu şartları kabul etmiyorsan ben çocuğu sana göstermeyeceğim. Özet bu, değil mi? Evet. Çocuğunu görmenin tek bir yolu var. Kocanla barışma. Ama ben korkuyorum orada. Yani ben kaynanem tarafından, görünce tarafından, kocam tarafından ben... Şimdi evlilik yani. İçerisinde biraz önce görüntülerde geldi. O kadar fazla sorunlar, çocuğun Aydın'a götürülmesine öyle bir planlar, projeler ve iddialar var ki biz hepsini hayretler içerisinde dinledik. Ama Begül Zincirli bu konuda sadece kocanın çocukla olan ilişkisi kocasının inisiyatifinde ya da onun sağladığı yerde ya da onun izinde olacak diye düşünmedi. Biz ona bu konuda yol gösterici olduk. Geçtiğimiz hafta gerekli müracaatları yaptı sevgili seyirciler Begül. Nereye gitti? Bakırköy Adliyesi'ne gittim. Talebin neydi? Talebim çocuğun velayetini almaktı. Geçici velayet tedbirini almaktı. Evet, evet, onu sabırsızlıkla bekliyorum. Acaba ne sonuç çıktı? Şimdi sen o süreci bilmiyordun. Avukatımız Ahmet Kur'an bu süreci takip ediyordu. Evet, ama sana yol gösterdi. Evet. Şimdi şuraya gideceğiz, müracaat edeceksin, şunlar olacak diye. Evet. Ben sonucunu bekliyorum. Bilmiyorum ama kalbim yerinden çıkacak neredeyse. Sonuç ne çıktı? Bu sonuç senin için çok önemli. Evet. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'nin 6284 sayılı kanun gereği önleyici tedbir talebi vardı. Bununla ilgili çıkan kararı açıklıyorum. Öncelikle görümcen Ferdi Hanım'a, kayınvaliden Yeter'e ve eşin Ali Gazi Zincirli'ye karşı. Bundan sonra 3 ay boyunca gelinleri Begül'e karşı... Şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama, bir küçük düşünme içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına, müşterek konuttan ve bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması, müşterek konutun korunan kişiye yani eş Begül'e tahsisine, kocanla beraber yaşadığın ev mahkeme kararıyla sana tahsis edildi. Ve eşin o eve biraz sonra avukatımız... Daha detaylı anlat. Eşin o eve giremeyecek. Sen çocuğunla beraber o evde olacaksın. Hatta bu üç kişinin kayınvalide, görümce ve eşinin senin bulunduğun yere yaklaşmamalarına, iletişim araçlarıyla seni rahatsız etmemelerine. Ama en önemlisi sen çocuğun için programa başvuruda bulundun ve müracaatta bulundun. Evet. Ve tedbir süresi boyunca da çocuğun geçici velayetinin anne...
Begül'e verilmesine karar verildi. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bunu çok istemiştim. Çok sağ olun. Size de teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Dur, daha bitmedi. Senin için aylık 250 TL tedbir nafakası ödeyecek. Çocuk için de 250 TL tedbir nafakası ödeyecek avukatımız Ahmet Kur'an, ama evinde çocuğunda mahkemenin kararıyla artık senin. Ah bu korona ya, bu tam böyle sarılmayı değil mi? Böyle herkesin evine sarılması gerekiyor. Aynen. Geçtiğimiz hafta bütün süreci takip ettiniz. Evet. Bir anne için aslında dünyanın en büyük süreç. Hem zor bir süreçti ama dünyanın en büyük müjdesi de buydu, evet. Bu andı. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Şimdi bundan sonraki 3 aylık süre boyunca. Şimdi bundan sonraki 3 aylık süre boyunca kararda da okuduğunuz üzere geçici velayet zaten Begül Hanım'da ve konutta müşterek olarak oturmuş olduğunuz konutta Begül Hanım'a ait, tahsis edilmiş durumda. Hani görümce diyor ya, orası benim annemin evi. Hiçbir şekilde evi. Yani sonuçta eşlerin, tarafların birlikte beraber ikamet etmiş oldukları konut, oturmuş olduğunuz konut 3 ay süre ile şu anda sizde. İstediğiniz şekilde gidip o evde oturabilirsiniz çocuğunuzla birlikte ve keza yine eşiniz, görümceniz ve kayınvalideniz de yaklaşmayacaklar. Ve bu Esra Hanım'ın biraz evvel okumuş olduğu kararlara da aykırılık durumunda, üçünün de aykırı davranması durumunda. Nedir o aykırılıklar? Yani telefon açtı, hakaret etti mesela. Eve girmesini engellemek, şiddete maruz bırakmak veya tehdit, aşağılama, küçük söz, kötü söz davranışlarda bulunma. Telefonla aramama, hakarette bulunmama, kendisine ve çocuğa yaklaşmama. Sadece çocukla ilgili şahsi ilişki tesisi de kuruldu Esra Hanım. İkinci ve dördüncü cumartesi günü saat 10 ile 14 arası babayla şahsi ilişki tesisi kuruldu. Şimdi, bu süre içerisinde. Koruma kararı çıktı. Geçici velayet anneye verildi. Bu akşam bile isterse anahtarıyla girebilir. Konutu açtırabilir. Açtırabilir. Fakat şimdi bizim çocuğumuz babada. Evet. Tüm bu sürece biz nasıl geldik? Baba çocuğu anneden uzaklaştırıyor, evet. Ve kaçırıyor. Baba Ali Gazi, yani koca Ali Gazi Zincirli'nin şu dakika itibariyle ne yapması gerekiyor? Şu dakika itibariyle çocuğu teslim etmesi gerekiyor. Şayet teslim etmezse 3 günden 10 güne kadar tazyik hapis cezası dediğimiz hapis cezasıyla karşılaşacak. Ve bu hapis cezası da mutlaka yatar şekilde gerçekleştiriliyor, infazı. Ve tekrardan gene aykırı davranması durumunda bu sefer ceza 15 günden 30 güne kadar da çıkıyor. Yani Ali Gazi Zincirli'ye buradan da aslında gerekli mesajı verdik. Ben yayını da takip ettiklerini düşünüyorum. Sizin bir mesajınız varsa iletin lütfen. Evet. Ali Gazi Bey, kararı biraz evvel Esra Hanım okudu. Dilerseniz de yine kararı da örneğini de alabilirsiniz. Kararda da belirtildiği üzere ve söylediğimiz üzere çocuğu bir an evvel annesi Begül Hanım'a teslim etmeniz gerekiyor. Ve keza kendisine karşı herhangi bir aşağılama, hakaret ve tehditte bulunmamanız gerekiyor. Onun için bir an evvel özellikle çocuğu anne Begül Hanım'a teslim etmenizi önemli rica ediyorum. Gözün aydın Begül'cüğüm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Keşke... Çocuğuma sarılmak istiyorum. Oraya geleceğiz inşallah. İnşallah. O kalbini soğutacağım. İnşallah. Şimdi biz bugüne kadar aslında yani Ali Gazi Bey'e ekip arkadaşlarımız aracılığıyla, çalışanlarım aracılığıyla hani hep ulaşıp ya sen çocuğu getir, sen bir adım at gibi telkinlerde bulunduk. Aracı olabilmek için elimizden geleni yaptık ama bu konuda iletişim tamamen bize kapalıydı. Keşke konu buralara gelmeseydi. Evet, gelmeseydi. Kendisi güzel bir şekilde şuraya gelseydi. Belki ben yine de onunla belki barışırdım, düşünürdüm ama bunu yapmasaydı ve hata yaptı.
Şimdi bir efendi köle ilişkisi gibi bir durum var. Yani buraya geleceksin. Ben kuralları koyarım tarzı ve tavrı da zaten yani en çirkin değil. Davranışlardan biri oydu. Hoş değil. Bir de aynı zamanda tabii üçüncü kişilerin de müdahil olması çok fazlaydı. Resim ve görsellerde de gördük. Hatta bir tık ileri giderek Ferda Hanım canlı yayına bağlanarak da evet o eşyaların dışarı konmasında, kilidin değiştirilmesinde ben yaptım. İddiaların aynı kabul etti. Bu konuda da zaten Begül Hanım savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Konut evet. dokunulmazlığı ve eşyalarının çöpe atılması noktasında. Evet, evlilik birliği içerisindeki müşterek velayet söz konusudur ama bir mahkeme kararı oluncaya kadar. Ali Gazi Bey, 6284 sayılı kanunda her ne kadar 3 ay süreyle velayet, geçici velayete ilişkin bir düzenleme yapılmış ise de şu andan itibaren eğer çocuğu teslim etmekle direnirseniz Türk Ceza Kanunu'na göre de aynı zamanda çocuğu kaçırma suçuna da işlemeye başlayacaksınız. O yüzden sizden ricam 6284 sayılı kanuna ve Türk Ceza Kanunu'na uygun hareket etmeniz ve çocuğu en kısa sürede anneye teslim etmeniz. Yani bu sefer şimdi bu hani nezaketle, iletişim kurarak, sakinlikle bu tekliflerde bulunuyoruz ya da doğru yolu gösteriyoruz ama duymamakta ısrar ediyorlar. Artık mahkeme kararını yerine getireceğiz. Diğer tarafta başka bir annemiz var. O da yine aynı beyefendinin ilk eşi. Siz de çocuğunuzu aslında göreceğiniz şahsi görüş günleri varken o günlerde göremediniz. Evet. İletişim kuramadınız. Evet. Ben de bekliyorum. Bir umutla inşallah göreceğim. İnşallah Ali Gazi Bey bu konuda herhangi bir girişimde bulunur. Ya bu sefer de şey velayetin değiştirilmesi konusunda Zerrin Hanım'a yol gösteririz. O zaman da bakarız. Evet. Çünkü orada da baba bakmıyor çocuğa yani babaanne bakıyor. Çocuğun annesi var sağlıklı, kuvvetli evet. kadın ölmemiş hayatta. Niye babaanne baksın ki çocuğa? Annesi varken bir çocuğa annesi bakar büyütür. Esra Eroğlu programının aslında en önemli misyonlarından birisi de hak arayışında çok istekli ve talepli olan annelere yol göstermek. İnşallah sana da bu konuda yardımcı oluruz. Olmayanlara da doğru yolu göstermek de işte duyarlarsa. Hemen gidiyoruz Cener. Bu arada sen hala iletişim kurmaya devam ediyorsun. Begül konusunu takip ediyorsun. Herhangi bir gelişme var mı? Ali Gazi Bey'le konuştun mu? Evet Esra Hanım, Ali Gazi Bey'e ve Ferda Hanım'a günlerdir ulaşmaya çalışıyoruz. Normalde Ali Gazi Bey Ferda Hanım'ın evinde burada kalıyordu. Ama günlerdir Ferda Hanım ve Ali Gazi Bey Ferda Hanım'ın oturdukları eve de gelmiyorlar. Burada komşularına sorduk işte geliyorlar mı Ali Gazi Bey ve Ferda Hanım. Onlar da günlerdir Ali Gazi Bey ve Ferda Hanım'ı görmemişler. Ve az önce sizin de söylediğiniz gibi ortak konut Begül Hanım'a tahsil edildi. Begül Hanım da istediği zaman, istediği vakit artık evine özgürce girebilecek. İnşallah. Ve 4 yaşındaki çocuğun geçici velayeti de Begül Hanım'a verildi. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Esra Hanım. Teşekkür ediyorum. Efendim? Olabilirler mi? Nereye? Aydın'a. Aydın'a gitmiş olabilirler. Anne Aydın'da yaşıyordu. Evet anne Aydın'da. Eşi de biliyorsunuz ki yani eşin sana... Ben Aydın'a ikamet kağıdı aldıracağım dedin mi hiç? Hayır haber? Hayır bana hiç söylemedi. Ama geçir Selin'i okula yazdırmak için oraya alacağını düşünüyordu. Alacağını söylemişti. Önce tabii ki bu çağrıya gelecek olan cevap. Aksi halde biz de ihbar hatlarından nerede olduklarını bilenler görenler bize bildireceklerdir. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. ATV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.